Azar azar her telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Lahananın kendi suyuyla B12 vitamin değerini yükselten tam probiyotik Alman usulü lahana turşusu. Sauerkraut hazırlıyorum. Öncelikle bir sudan geçiriyorum. Güzelce yıkıyorum. Hastalandığım için yapamadım. Şimdi yıkayıp lahanamın buralarını temizleyip geliyorum. Lahanaya derin bir kaseye deniz tuzu veyahut da kaya tuzuna ihtiyacımız var. Bir yemek kaşığı lazım olacak. En üstteki yapraklarını çıkartıyorum. Bunları daha sonra kavanozlarımın üzerini kapatmakta kullanacağım. Bu kadarı yeterli. Üst yapraklarını ayırdım. Kök kısmını da ayırıyorum. Bunları da kavanozların üstünde hem ağırlık olarak kullanacağım. Hem de daha sonra ben onları atmayıp onları da yemek çok güzel oluyor. Ben geçen yıl yapmıştım. Bu yıl da Sauerkraut'u tekrar yapabilmek için lahanamı aldım. Ama ben hastalandım o arada. Yapamadım. Lahanayı ince ince doğrayarak işe başlıyorum. Aşağı yukarı 1 santim boyunda doğruyorum. Doğradığım lahanaları derin karıştırma kabına alıyorum. Özellikle lahananın içindeki sert yaprakları kullanıyorum. Normal turşudan farkı sarımsak, limon, sirke katılıyor normal turşuya. Fakat Sauerkraut'ta bunların hiçbirisi girmiyor. En büyük özelliği sadece kaya tuzuyla en probiyotik turşulardan bir tanesini yapıyoruz. Bu turşuyu herkes sevmiyor. Limon ya da limon tuzu gibi ekşi katmadığımız halde çok ekşi oluyor. Dolapta muhafaza ediyoruz zaten. Uzun sürede dayanıyor. Çok da yapmadığım için bozulmaya da hiç fırsat kalmıyor. Her yemeğin yanına ben çıkartıp yemeyi çok seviyorum. Çeyrek lahanada kocaman bir kase lahana oldu. Sauerkraut bizim turşumuza göre daha ince doğranıyor. Suyunu salabilsin diye. Su da katılmıyor hiç. Kendi suyunda lahanalar fermente oluyor. Hemen bir yemek kaşığı kaya tuzunu lahanaların üzerine serpiştirdim. Ufak ufak da bu şekilde suyunu çıkarmaya yardımcı olabiliriz. Siz daha fazlasını yapabilirsiniz dilerseniz. Geçen yıl ilk defa yapmıştım. Beyaz lahanadan dolma yaptığımız zaman iç kısmı sarılmadığı için iç kısmını bu şekilde değerlendirmiştim. Hafif ovalayarak suyunu çıkarmasına yardımcı oluyorum. Hem de tuzun lahanaların her tarafına değmesini sağlıyorum. Biraz da böyle suyunu çıkartıyorum. Evet, güzelce karıştırdım. Burada amaç tuz her tarafına değsin, lahana yumuşasın, suyunu salsın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğen butonuna basarak farklı fikir, düşünce ve varsa önerilerinizi yorum kısmına yazarak hatta kendi sosyal medya sayfalarınızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Sauerkraut'u daha önceden yapıp deneyip yemiş olanlar videomun yorum kısmına Sauerkraut hakkındaki fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Siz yapıyor musunuz? Yaptığınızda seviyor musunuz? Yerken üzerine bir şeyler katıyor musunuz? Ben üzerine pul biber atarak yemeyi çok seviyorum. Sizler nasıl seversiniz? Lahanaları biraz ovalayarak yumuşamasına yardımcı oldum. Kasemin üstünü kapatarak lahanaların yumuşamasını bekliyorum. Lahanalar yumuşadıktan sonra ben tekrar geliyorum. Alman turşumu beklettim. Yumuşadı. Burada yapmamız gereken en önemli işlerden bir tanesi turşumuzu koyacağımız kavanozu kaynar su ile dezenfekte etmemiz gerekiyor. Kaynar suyu kabıma aldım. Hem kapaklarını hem de kavanozları dezenfekte ediyorum. Yanında küçük bir kavanoz daha alıyorum. 5 dakika kadar kavanozda suları beklettim. Dezenfekte olması çok önemli. Bakın beklerken turşunun suyu nasıl çıkmış. Biraz daha ovalayarak suyunun daha fazla çıkmasını sağlıyorum.
yumuşamış olan lahanaları kavanozuma alıyorum. Bir miktar lahana koyduktan sonra lahanaları elimle iyice sıkıştırıyorum. İçerisinde elimden geldiğince hava kalmamasını sağlıyorum. Bu işlem de önemli. Sıkıştırarak kavanoza doldurmaya devam ediyorum. Hem fermente olacağı için hem de daha üzerine lahananın dış yapraklarıyla kaplayacağım için tam doldurmuyorum. Bu kavanozum için bu kadar yeterli. Kalan lahanaları da bu kavanoza koyuyorum. Yine bu kavanozu da aynı şekilde lahanaları iyice sıkıştırıyorum kavanozun içerisinde. Kasemde kalan lahana suyunu da iki kavanoza pay ediyorum. Yüzeyine koymak için ayırdığım lahanaları da önce buna bir ağırlık o şekilde. Lahananın köklerini de bu kavanoza koydum. Buradaki lahana yapraklarını da küçük kavanozumun üzerine ekliyorum. Bu şekilde bastırarak lahanaların suyun içinde kalmasını sağlıyorum. Lahanalar taşacağı için böyle bir tabak içerisine koydum ben. Kapağını kapatıyorum ama sıkıştırmıyorum. Sadece dışarıdan toz girmesini önlemiş oluyorum. Sıkı bir kapak değil. Bu şekilde. Evet. Sauerkrautumu kavanoza doldurdum. Her gün kapağını açıp bu şekilde lahananın gazının çıkmasını sağlayacağım. Lahananın fermente işlemi bitinceye kadar her gün en az bir defa kapağını açıp havalandırıp tekrar aynı şekilde bırakacağım. Kapatmayacağım. Sadece üzerine bu şekilde bırakıyorum. Kavanozlarımı mutfağın bir kenarına alarak fermente süresini başlatmış oldum. Kavanozun üzerindeki kararanları çıkartıp atıyorum. Çok güzel olmuş. Suyun üzerinde kalanlar bozulmuş. Onları atıyorum. Bakın bu nasıl. Fermentasyon işlemi bitmiş. Kavanozuma almış olduğum sauerkraut oldu. 9 gün geçti üzerinden. Her gün ben kapaklarını açtım, kapattım. Hiç lahana tadı yok. Lahana değil, başka bir şey olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Küçük kavanozu kenara alıp hemen büyük kavanozdan sauerkrautların suyun altında kalabilmesi için bunu ağırlık olsun diye üzerine bırakmıştım. Hala çok iyi durumda. Hava soğuk olduğu için sauerkrautun olgunlaşması 9 gün oldu. Suyu kabardı. Fermente işlemi bittikten sonra sauerkrautum yemeğe hazır durumda. Evet, şimdi bu kadarlık yeterli. Bugün de sauerkraut yaptım. Üzerine bir miktar pul biber sepeleyerek servise hazırladım. Sauerkrautum yemeğe hazır. Dilerseniz sade, dilerseniz pul biberiyle, dilerseniz bir tutam havuçla servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bugün de bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın.